Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz Boğaç ben. Bugün bu videoda iki tane taşı birbirinden nasıl ayırt edebileceğimizi konuşmak istiyorum sizlerle. Biliyorsunuz daha önceki videolarda eğer doğal taşlarla ev ortamında ilgileniyorsanız benim hep söylediğim bir şey var. Bunlardan bir tanesi evde zımpara kağıdıyla veya işte bu gördüğünüz bileyleme taşıyla açabileceğiniz taşlardan gitmeniz. Çünkü öbür türlü kristal taşları evde zımpara kağıdıyla şekillendirmeniz veya açmanız mümkün değil. Bu yüzden de ben mesela kendime en favori olarak jasper taşını seçmiştim. Her zaman da söylerim, çok fazla çeşidi var, çok fazla rengi var. En favori taşım diyebilirim sizin için. Ama geçenlerde tamamen şans eseri, aslına bakarsanız bir tür jasper taşının peşindeyken başka bir taşla tanıştım ve inanılmaz bir taş ortaya çıktı. Onu da videoların bir tanesinde tanıtmıştım size, hatta beraber açmıştık. Nefrit Jade dedikleri, Nefrite Jade dedikleri taş. Aslında bakarsanız bu yeşim taşı. Yeşim taşının iki tane çeşidi var. Bunlardan bir tanesi işte çok bilinen, Çin'de çıkan ve Çin tarihini çok önemli bir yer tutan Jedi Jade dedikleri. Yani bizim bildiğimiz yeşim taşı. En kıymetli ve en nadir olan taş. Bunun bir türü ise işte nefrit jade dedikleri, yani nefrit yeşim taşı diye çevirebiliriz. Bu tabii ki normal şeye göre daha sıradan ve diğer yerden çıkabiliyor. İşte güzel haber, ben bunu işte bildiğiniz gibi Ankara'da yaşıyorum, Ankara'da topladım. Dolayısıyla sizin de karşınıza çıkabilecek bir taş. Fakat işte bu dediğim gibi jasper toplarken karşıma çıkan bu taşla tanıştım ve şunu fark ettim. Aslına bakarsanız benim yılan derisi jasper diye bir taşın peşindeydim ben. Bunun işte yeşil olanı benim ilgimi çekiyordu. Dolayısıyla bunu aslında toplamaya çalışırken, işte bu yeşilin peşinde koşarken açıkçası karşıma bu nefret yeşim taşı çıktı. Birbirine çok yakınlar. Ayırt etmesi çok zor. Dolayısıyla belki bunun üzerine birkaç bir cümle söyleyerek bilgi paylaşımı yapabilirim diye düşündüm. İsterseniz gelin başlayalım. Şöyle göstereyim ilk önce. Bu yılan derisi jasper olduğunu düşünüyorum. Snake skin jasper diye geçiyor. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi, şöyle göstereyim size. Tek bir parça gibi olması. Yani etrafında herhangi bir şeyden kopma gibi bir izlenim yok. Veya işte ne bileyim böyle bir parçalanma, kırılma gibi bir izlenim yok. Şöyle baktığınız zaman siyah üzerine olması en önemli özelliklerinden bir tanesi ve yeşil. Gerçekten de yılan derisini andıracak şekilde küçük küçük, bakın daha sık, küçük küçük benekler gibi, aynen gözünüzün önüne bir yılan gelsin. Bir başka örnek. Bu da yılan derisi jasper olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde görürsünüz, küçük küçük böyle sanki yılan derisiymiş gibi. Şuradan özellikle bakabilirsiniz. Yine siyahın üzerine yeşil tonlar. Bunda da aynı şekilde, yani sanki böyle bir en ufak bir kopma, parçalanma şeyi göremiyorsunuz. Böyle bu şekilde buldum ben. Zaten buradan da anlaşılıyor gördüğünüz üzere. Yani sağlam bir taş olduğu ortaya çıkıyor. Zaten biliyorsunuz jasper taşı sağlam taşlardan bir tanesi. Bir tane daha göstereyim size. Bunu daha yeni tam olarak açmadım ama en azından kendini ifade edebiliyor. Bakın şöyle. Evet. Bunda da hafif, daha tam açılmadığı için şu çizikler, açmaya başladım ama bitirmedim. Ama bakın altında gene yeşil küçük küçük benekleri görebiliyorsunuz sine üzerine. Bunda da herhangi bir, bakın şöyle göstereyim, kopma, parçalanma gibi bir şey yok. Bunlar zaten böyle gördüğünüz zaman siz de hemen fark edersiniz. Tamam, birer yerden aldım ve işte parlatmaya çalıştım gibi. Böyle göstereyim size. Şimdi işte bu yeşil beneklerden dolayı çok yakın olduğunu düşündüm. Karıştırdığınız başka bir taş var ama bu inanılmaz bir taş. Gerçekten bir ay önce falan denk geldim ve beni çok etkiledi. Hemen göstereyim size. O da nefrit yeşim taşı. Şunlardan hemen şöyle bir tanesine bir örnek vereyim. Favorilerimden bir tanesi. Evet. Güzelliğine bakın arkadaşlar. Zaten bunu dikkat etmeniz gereken şey, yeşilin tonları çok daha net ve farklı. Yani diğerinde siyahın üzerine yeşil benekleri görüp bir yılan derisi gibi görürken bunda daha büyük kareler, benekler ve içinde görebileceğiniz gibi siyah çizikler var. Bir diğer özellik, işte bakın bunu söylemek çok istiyorum. Kırık var. Yani şurada gördüğünüz kırıktan bahsediyorum. Bakın. Arkasını göstereyim.
Bakın gene kırık var. Evet. Dolayısıyla nefrit ve jasper, yılan derisi jasperin arayabileceğiniz en önemli iki özellik bir tanesi. Dediğim gibi diğerinde daha küçük küçük böyle yılan derisi gibi yeşiller göze çarparken nefritte çok daha farklı tonlarda yeşiller göze çarpıyor. Daha büyük. Yani bir sanki siyahın üzerine konmuş böyle küçük küçük kareler gibi gözükebiliyor. Ve kırık oluyor arkadaşlar. Bunun sebebi de bu taşın çok daha kolay kırılabiliyor olması. Jasper çok daha sert bir taş. Başka bir örnek vereyim gene aynı şekilde. Nefrit topladığım ve nefrit çıkanlardan bir tanesi. Hemen şöyle bakın. Zaten anlayabiliyorsunuz farkı. Buradaki yeşil tonları çok daha belirgin ve küçük küçük benekler yerine çok daha büyük bir yerleşim var. Şöyle arkasını da göstereyim size. Zaten direkt açmadan bakın yani arka tarafına hiç dokunmadım ama açmadan bile o benekleri görebiliyorsunuz. Siyahın üzerine olduğu için. Ve başka bir örnek daha göstereyim size. Şöyle. Aynı şekilde bakın yeşil tonlarını görebiliyorsunuz. Farklı farklı tonlar bunlar. Yılan derisini andırmıyor açıkçası. Ondan sonra acaba. Dediğim gibi o kadar şeyim ki yani tamamen şu anda kendimi buna vermiş durumdayım. Aslına bakarsanız nefrit peşindeyim. Ve bunların bulduklarımın nefrit olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok mutlu ediyor beni. Gene aynı şekilde örnek olsun diye söyleyeyim nefritle alakalı. Nefritleri gördüğünüz zaman böyle benek benek oluyor arkadaşlar. Yani daha büyük büyük kaba şeyler görebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi bakın gene kırılma var. Kırılmış bir taş gördüğünüz zaman üzerinde yeşil benekler, siyah üzerinde yeşil benekler olduğunuzu görüyorsanız büyük ihtimalle onun nefrit jade olabileceğini düşünüyorum. Bakın gene aynı şekilde buradan da size göstereyim. Kırık görüyorsunuz. Şimdi ben bunu elimle zorlasam bile kırılabilir. Dolayısıyla en büyük özelliklerinden de bir tanesi o. Ve ama yine tekrarlamak gerekirse bunlarda görüken benekler çok daha belirgin olabiliyor. Başka paylaşmak istediğim için gösteriyorum. Daha fazla aslında anladığım kadarıyla mesajı verdik ama yeşil tonları, yeşilin yerleşmesi ve gene dediğim gibi bakın şöyle göstereyim kırıklar. Bu tür kırıkların yani sanki bir yerden kopma gibi, bir yerden parçalanma gibi jasperlerde görmeniz çok zor. Jasperlerden daha bağımsız öyle diyelim. Bağımsız taşlarmış gibi hareket ediyorlar. Başka bir tane daha göstereyim size. Bu da Nefrit Jade. Şimdi güzelliğine bakın. Daha bunları hiç açmadım. Daha hiç parlatmadım. Ama gene bakın karşınıza ne çıkıyor? Kırık. Evet. Başka bir örnek. Bu da benim sevdiğim taşlardan bir tanesi. Kendiliğinden zaten o kadar güzel belli ediyor ki kendini. Şöyle göstereyim. Bakın size yeşilliğini. Evet. Yine ortada bir kırık var. Her zaman olduğu gibi. Şuradan göstereyim. Şöyle. Yine daha büyük belirgin yeşil, yerleşme yeşilleri var. Aynen. Şuralarda yine kırık. Şuralarda yine kırık. Ama yeşil tonlarını görebiliyorsunuz. Bunları uzaktan göstereyim işte. Yani o yüzden son zamanda da takmış durumdayım Nefrit Jade'i. Sürekli Nefrit Jade toplamaya çalışıyorum ve çok güzel geliyor. Ve şanslıyım ki bulabiliyorum yani. Bana göre harika bir taş. Daha ben bunu parlatmadım bile hiçbirini öyle söyleyeyim size. Bunların yani parlamış, işlenmiş ve takıya dönüştürülmüş şeylerini düşünemiyorum bile. Şuna bakar mısınız? Tabii bir de akşam lamba ışığında gösteriyorum. Bu güneş ışığı olsa çok daha fark edecek. Son bir tane daha göstereyim. Uzatmayayım. Zaten başka da elimde 3 tane daha var. Başka da bulamadım. Şöyle göstereyim size. Yani. Bence gerçekten çok çarpıcı taşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Bakın üzerinde bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bunda bir ihtimal bu taşta içinde pirit olabilir arkadaşlar. Şu çok hafif altın gibi sarpları görebiliyor musunuz? Altın gibi olan parlamaları. Küçük küçük noktalar. Evet. Bakın. Şurada aynen. Bu da çok ilginç bir taş.
Şöyle göstereyim parlatmamış halini. Zaten kendini belli ediyor. Yani dışarıdan baktığınız zaman siyahın üzerine tabii çok tozlu ve çok şeyse görmeniz mümkün değil ama elinizde bir spreyle gezmenizde fayda var ve bunu suya arka tarafını diyelim. Arka tarafını ıslattığınız zaman şu görüntüyü göreceksiniz zaten. Bu çok kendini ele veriyor. Bakın bunu da zaten hafif kırılmalar var şurada. Zaten aynen şurada da şu şekilde. Böyle bir taş görürseniz eğer almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Toplamak gerekirse işte yılan derisi jasperle nefrit jade yeşil taşı, nefrit yeşil taşı arasındaki bir en azından fikir versin diye farkı söylemeye çalıştım. Bir tanesi dediğim gibi jasperde çok daha şekil almış gibi. Sanki doğada şekillenmiş gibi bulabiliyorsunuz. Bunlarda öyle kırık falan bulmanız çok zor. Ve biraz daha böyle baktığınız zaman şeyler küçük küçük. Gerçekten yılan derisi gibi böyle sanki yani birbirini tamamlıyormuş gibi. Ama ona karşılık şeyde ise nefrit jade'de ise kırılmalar görmeniz çok muhtemel. Onun dışında da yılan derisi kadar böyle küçük küçük birbirini takip etmek yerine daha büyük böyle sanki üzerine kalıplar şeklinde yerleştirilmiş yeşil plakaları görebiliyorsunuz. Umarım siz de dediğim gibi yani benim karşıma çıkıyor, sizin de karşınıza çıkabilir. Umarım siz de denk gelirsiniz. Son bir şey de şunu söyleyeyim. Nefretin çalışması çok kolay. Anında şekil oluyor ve daha yumuşak olduğu için o yüzden de büyük ihtimalle kırılıyor zaten. Dolayısıyla benim şu anda favori taşım oldu diyebilirim. Ama şöyle söyleyeyim yani işte Jasper 10 tane taştan 4 tanesini Jasper veya 5 tanesini bulabilirken 10 taştan sadece bir tane nefrit yakalayabiliyorsunuz. Çünkü gerçekten o yeşil tonu ve o yeşil güzelliği denk getirmeniz çok zor. Bakın bunda da aynı şekilde kırık var. Şöyle göstereyim arkasından. Umarım denk gelir. Çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.